Bu şikayetler doğrultusunda direkt size mi geliyorlar? İzleyicilerimize paylaşalım. Evet. Yoksa belirli bir branş doktora gittikten sonra mı size yönlendiriliyor? Biz onkologlar olarak hastanın bize gelmesi için mutlaka elinde patoloji raporunun olması gerekiyor. Patoloji raporu olması için de hastanın teşhis konduğu branş yeri ne olursa olsun oradan mutlaka göğüs hastalıkları doktoruna yönlendirilir. Göğüs hastalıkları doktoru gerekli olan görüntülemeleri alır. Bu görüntülemeler akciğer grafisi, akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testleri bakılır. Bunlara göre şüphelendiği kitle varsa, malign olduğundan şüphelendiği kitle varsa onun üzerinden biyopsi yapılır. O biyopsinin sonucuna göre de hastalığın cerrahi mi yoksa kemoterapi, radyoterapi olacağına karar verir. Bu karar onkoloji konseylerinde olur. Bu konseylerde her tür branştan hekim bulunmaktadır. Bu hekimlerin toplandığı konseyle hastanın öncelikle cerrahi mi yapılacağı, kemoterapi mi, radyoterapi mi yapılacağına karar verir ve bu şekilde hasta tedavisine başlar. Akciğer kanserinin belirtilerini programın başında da söylemiştim ama akciğer kanserinin belirtileri aslında çok silik ve sönüktür. Neden? Çünkü her zaman ufak bir gribal enfeksiyonda bile görünen belirtiler maalesef akciğer kanserinin ilk belirtisi olmaktadır. Bunların sırayla tekrar gözden geçirelim. Bunlar önemli. Bir kişide 2 haftadan fazla süren öksürük. Bu öksürük tedaviye rağmen azalmayıp artmaya devam ediyorsa bu bizim için akciğer kanser belirtisi olabilir. İkincisi halsizlik. Kişi kendini yorgun, halsiz, isteksiz hissediyorsa bu akciğer kanserinin belirtisidir. Bu nedir? Yani vücudu havalandıran, vücudun oksijenlenmesini sağlayan organda bir aksaklık var demek ki kişi normal yaşantısında hareketlerine kalite bozuluyor. Kalite bozuluyor. Evet. Üçüncüsü kilo kaybı. Kişi diyet yapmadığı halde kilosunda düşme görüyorsa mutlaka acaba bende bir kanser var mı diye mutlaka tetkikler yaptırması gerekir. Yine el ve ayak parmaklarında çomaklaşma. Bu nedir? El uçlarında ve ayak uçlarındaki yumuşak dokularda hızlı gelişen ve ağrılı şişmelerdir. Bunlar bize akciğer kanserinin belirtisidir. Yani el ve ayak uçlarında çomaklaşma. Bu yavaş gelişen ağrısız yumuşama değil. Hızlı gelişen ve ağrılı olanlar sertleşmeler ve büyümesi bize akciğer kanserini belirtisi olarak karşımıza çıkar. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, yine hastalarda balgamında kan gelmesi bunlar çok önemli. Bir de sırtında, belinde, boynunda, vücudunun çeşitli ekstremitelerinde, kemiklerde ağrı hissetmesi bunlar da bize akciğer kanserinin belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki birçok belirtiden bahsettiğiniz için hocam bunların beraberinde birçoğu mu ya da bir tanesi olsa da bir tanesi olsa bile. Bazı hastalar hiçbir şikayet yok, sadece ses kısıklığı oluyor. Ses kısıklığı, ses tellerine giden sinirlerin bir kısmı akciğer dokusundan geçmektedir. Ve akciğere giden, akciğerdeki o tümörel kitle büyüdükçe hastada benim hiçbir şeyim yok, boğazımda ağrı yok, herhangi bir şey yok ama sesim kısılıyor dediğinde bize hemen akciğer kanserinin alarma geçirmelidir ki biz tetkikleri mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Ama bunlar her zaman için kişiler eğer sigara kullanıyorsa bu şikayetler, bu saydığım şikayetlerin hepsi sigara kullanımına bağlı gelişebileceği için maalesef bu belirtiler maskelenmekte ve ya zaten ben sigara içiyorum, iştahsızlığım ondan dolayı. Zaten ben sigara içiyorum, nefes alamıyorum, öksürüğüm ondan dolayı. Bunlarla geçiştirilip erken evrede yakalanması maalesef mümkün olmamaktadır. Yine yani sadece %15'inde erken evrede yakalanılmaktadır. Bu rakamı arttırmak bizim elimizde.